Millet ve Kalkınma Partisi grubu adına Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül'e söz veriyorum. Sayın Koncagül, buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. CHP grup önerisi üzerine AK Parti grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Kadın cinayetleri dünyanın sorunudur. Kadın cinayetlerini toplumsal bağlamdan kopartarak ancak kadınları yalnızlaştırırsınız. Sorunu çözemez. Kadına yönelik şiddetin sebeplerini okumadan asla bir çözüm yolu bulamazsınız. 2002 yılında AK Parti iktidarlarımız süresince kadını, aileyi, toplumu, sosyal koruma kalkanı kapsamına alan biziz. Şiddete sıfır tolerans ilk günden beri şiarımızdır. Sorarım size, öncesinde kadın haklarını savunmak için ne yaptınız? Kadına yönelik şiddeti önlemek için ne yaptınız? Bugün aile mahkemelerinden, KADES uygulamalarından, 6284 sayılı kanundan bahsediyorsak bunlar hükümetimizin başarısı. Sayın Cumhurbaşkanımız yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da şiddetle mücadele için gereken tavrı gösterdi ve gösteriyor. İktidara geldiği ilk günden itibaren kadına şiddeti önleyici açıklamaları, Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı konuşmaları, Gazze'li siviller başta olmak üzere dünya mazlumlarına dair kamuoyu oluşmasını sağlayan açıklamaları da buna bir örnektir. Şiddetle mücadele sadece kanunla değil, toplumsal mutabakatla olur. Toplumu kutuplaştırarak, kadın cinayetlerini politik zemine çekerek şiddetle mücadele edemezsiniz. Kadına yönelik şiddetle ilgili İçişleri Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi KEFEK Komisyonumuz, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan çalışmaları biz değil, rakamlar söylüyor zaten. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemiz, kadınların temel hak ve özgürlüklerinden çekildiğimiz anlamına gelmiyor. Türkiye'de kadını uluslararası sözleşmeler değil, yasal, kamusal ve toplumsal yapı koruyor. Adalete erişim, mevzuat, politika, koruyucu ve önleyici hizmetlerle kadına yönelik şiddet konusunda tutarlı, istikrarlı mücadelemiz devam ediyor. Kadına yönelik şiddet için tabela çözümleri değil, şiddeti nedenleriyle birlikte çözecek çözüm arayışlarını önemsiyoruz. Türkiye'nin kadınları, Türkiye'nin yarınlarıdır. Yarın için yapılacak daha çok işimiz var. Bu önergeyi veren anlayış, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında kadına yönelik şiddetle mücadelenin neresinde olacak, öncelikle ona karar versinler. Biz kadınlar, çocuklar ve toplumun her ferdi için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Kararlı duruşları ve şiddetin her türlüsü için verdikleri mücadele ile tüm dünyaya örnek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Lütfen tamamlayalım Sayın Koncagül. Bugün burada sizlerin huzurunda konuşmamı tamamlarken çatışma bölgelerinde, savaşlarda, göç yollarında, dünya vicdanının ve uluslararası kamuoyunun sustuğu alanlarda her şeye rağmen kadınları, çocukları, sivilleri korumak amaçlı bir tutum sergileyen parlamenter kadınlara saygılarımı sunuyorum. Filistin'de yaşanılan İsrail soykırımı başta olmak üzere tüm soykırımlara, işgallere güçlü bir şekilde hayır demeli, tarafımızı barış, insanlık ve dünya adaletinden yana kullanmalıyız. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Köksal. Ne söyledi? Bizim önergemiz. Ya ama eleştiri var. Bir satışma yok. Yani ki. Hayır, cevap verelim. Biz de cevap vermek istiyoruz. Ama eleştiri diyor ki ayrı, siz diyor politik ayrı. politik olarak görüyorsunuz diyor. Buna cevap vermek istiyoruz. Yani hem buyurunuz ama evet. Yerinizden verin. Satışma olmadığı için yerinizden kısa bir açıklama yapın. Buyurun. Şimdi bu ülkede kadınlar sadece ve sadece kadın oldukları için öldürülüyorlar. Bir cins kırım var. Hiçbir erkek erkek olduğu için öldürülmüyor. Ama kadınlar sırf kadın oldukları için kadın cinayetlerine kurban gidiyorlar. Önce bunu kabul edeceksiniz. İkincisi, kadını sadece ailede tanımlamayacaksınız. Kadın önce insandır, bireydir. Kadının birey olduğunu kabul edeceksiniz. Üçüncüsü, kadına
şiddetle mücadele ediyoruz deyip İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece ansızın neden çekildiğinizi izah edeceksiniz. Dördüncüsü 6.284'ü tartışmaya açan sizsiniz. Peki. Ortağınız, beraber ittifak yaptığınız ortağınız kadının, kadın milletvekili adayının yüzünü dahi gizleyen, daha birkaç gün önce kadın spikerin görüntüsünü fulurlayan bir ortağınız var. Ondan sonra çıkıyorsunuz, kadına şöyle değer veriyoruz. Kadının şiddetle böyle mücadele ediyoruz. Peki, teşekkür ediyorum. Sayın Akbaşoğlu, Sayın Akbaşoğlu buyurun. Buyurun Sayın Akbaşoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Şimdi biraz evvel bütün gruplar adına gerekli açıklamalar önergeyle ilgili ortaya kondu. AK Parti grubumuz adına da nezih bir şekilde bizim bakış açımızı kamuoyuna meclis kürsüsünden değerli milletvekilimiz duyurdu. Bu konuda yeni bir usul geliştirildi. Her efendim açıklamamızdan sonra ilgili önergenin efendim grup başkan vekili tekrar bir farklı açıklamayla yeniden tartışmayı alevlendirmek ve gündemi uzatmak için adeta bir rol üstlenmiş vaziyette görülüyor. Şimdi olan biten bu. Bu konuda kadına şiddete kesinlikle hayır diyen. Bir dakika verdim, son sözünüzü lütfen. Son sözünüzü alalım. Son sözünüzü alalım. Pozitif ayrımcılık anayasal düzenlemeyle hakikaten en üst normda düzenleyen ve bunun ilgili mevzuatını da başta kadınlar olmak üzere çocuklara, aileye teşmil eden, bütün toplumumuzun esenliği noktasında her türlü sosyoekonomik bütün imkanları, düzenlemeleri ortaya koyan bir iktidarın eleştirisi kendilerince yapılabilir. Ama biz kadınlara hizmet etmeye, çocuklara hizmet etmeye, aileyi kutsamaya, hizmet etmeye ve kadına şiddete hayır demeye, bununla ilgili tedbirleri almaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Şimdi yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Fatih Erbakan'ın sataşmadan bir söz talebi var. Kendisine söz vereceğim. Buyurun Sayın Erbakan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve aziz milletimizi hürmetle selamlıyorum. Tabii burada CHP grubu adına söz alan Sayın Milletvekili doğrudan doğruya partimizin ismini anarak açıkça bir sataşmada bulundu. Öncelikle yeniden Refah Partisi olarak kadına bakış açımızın nasıl olması gerektiğini CHP'den öğrenecek değiliz diyerek başlamak istiyorum. Burada söz edilen konu genel merkezden evet bir görevlimiz bir paylaşım yapmış. Ancak bir sosyal medya fenomeninin yayınlamış olduğu bir görüntüyü alıp aynen yayınladığı için. Yani oradaki hanımefendinin yüzünün kapatılması bizim genel merkez görevlimizin yaptığı bir şey değil. Seçim döneminde yapılan bir ilde yapılan uygulamayla ilgili zaten biz 60'ın üzerinde kadın milletvekili adayımızın bulunduğunu, hepsinin pankartlarının, afişlerinin, seçim araçlarının Türkiye'nin her yerinde dolaştığını zaten ifade ettik. Orada sadece o hanımefendinin kendi isteğiyle böyle bir uygulama yapıldığını, bunu kabul etmediğimizi ifade ettik ve il başkanımızın da görevinin değiştirilmesine zaten karar verdik. Yeniden Refah Partimizin kadına bakışı, aziz milletimizin 1000 senedir kadına bakışı neyse odur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kadına bakışıyla yeniden Refah Partimizin kadına bakışı aynıdır. Kadınlar başımızın tacıdır. 81 ilimizde kadın teşkilatlarımız aynı zamanda ilçelerde, caddelerde, meydanlarda, standlarda doğrudan doğruya halkımızla iç içe çalışmalarını halen daha sürdürmektedir. Yeniden Refah Partimizin ilk resmi adayı
Afyon'un Güney beldesindeki yerel seçimlerde bir kadın belediye başkan adayıdır. Kadın MKYK üyelerimiz... Sayın Erbakan, lütfen son sözünüzü alalım. Buyurun. MKYK üyelerimizle birlikte çalışmalarını aktif bir şekilde devam ettirmektedir. Bize göre kadına bakışı sorgulanması gereken bir grup varsa o da 28 Şubat sürecinde en temel insan haklarını kullanarak başlarını örten kadınlarımıza, kızlarımıza adeta terörist muamelesi yapanlardır. Tıp fakültesini birincilikle bitirdiği halde ödül töreninde ödülü verilmeyen, sahneye çıkarılmayan kızlarımıza bu çağ dışı muameleyi reva görenlerdir. Milletin Meclisi, Gazi Meclisimizde başörtülü bir hanım milletvekiline tahammül edemeyenlerdir. Sorgulanması gereken LGBT tercihi söz konusu olduğunda kişisel tercih, özgürlük, insan hakkı derken başörtüsü olunca ne özgürlük ne de insan hakkı dinlemeyenlerdir. Bir kez daha aziz milletvekillerimizi, milletimizi, Sayın Başkan'ı selamlıyorum. Çok teşekkürler ediyorum. Sağ olun. Sayın Köksal, buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi grubundan öğrenecek değiliz dedi. Bununla ilgili direkt bize hedef aldı. Bununla ilgili vereceksiniz, öğreneceksiniz. Evet. Doğru olduğunu iyi biliyorum, doğru. CHP'nin genel kurullarında katıl yöneticilere nasıl davranıldığını biliyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Hatip burada. Cumhuriyet Halk Partisi grubundan mı öğreneceğiz kadın haklarını dedi. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi grubundan öğreneceksiniz. Çünkü bu Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyeti kuran partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkede kadınları erkeklerle eşit görüp onlara birçok batılı devletten bile önce haklar tanıyan liderdir. Evet, önce bunu öğreneceksiniz. Seçme ve seçilme hakkını veren, kadınlara eğitim hakkını veren, çalışma hakkını veren, medeni kanundaki erkeklere tanınan bütün hakları kadınlara tanıyan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Önce bunu öğreneceksiniz. İkincisi, yok efendim bizim genel merkez yöneticimiz başkasının sosyal medya hesabındaki görüntüyü paylaşmışmış da bilmem neymiş de o görüntü net. Sizin genel merkez yöneticiniz Sözcü TV sunucusu Damla Doğan'ın kadına şiddetle, tam da kadına şiddetle ilgili sunmuş olduğu bir haber bültenindeki görüntüsünü fulleyerek paylaştı. Ve daha sonra kadınlardan, kamuoyundan, tüm Türkiye'den gelen tepkilerden sonra o sosyal medya hesabındaki o paylaşımını da sildi. Geri adım atmak zorunda kaldı. Ama aslında onun zihniyeti şunu gösteriyor. Kadının görüntüsüne, varlığına dahi tahammül edemiyor. Bunu itiraf edeceksiniz. Ondan sonra da çıkıp buraya konuşma hakkını elde edeceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirmeden önce dönüp kendinize bir aynaya bakın diyorum. Genel kurula saygılarımla. Teşekkür ediyorum. Sayın Danış Beştaş, lütfen bu oturumu artık bitirelim. İzin istiyorum. Bitirelim. Cümle bitirelim. Müsaade edin. Efendim. Bütün kadınlar. Şimdi bu öneriyi oylarınız Cumhuriyet Halk Partisi grubunun İş düzüğün 19 konuşmalar tamam değil mi? 19. maddesine göre verilmiş önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir. 30 dakika birleşim ara veriyorum.